Emekli mühendisten küçük hafta küçük haftanın yatırımcısı. <laughs> Emekli mühendisten küçük yatırımcının haftalık vitamini. Türk Telekom altyapısı kullanan servis sağlayıcım arkadaşlar Türknet maalesef Türk Telekom'a teslim oldu. Türk Telekom'un teknisyenleri dediler ki gelip sahada bakım yapacağız. Çok güzel. Geçen hafta 3-4 defa geldiler bakım yaptılar. internetimi kestiler vesaire ve de en son arkadaşlar Cuma günü geldiler bakım yaptılar. Mahallede şu an hiçbir internet çalışmıyor. Haberiniz olsun. Türk Telekom altyapısı iyi mi kötü mü siz karar verin arkadaşlar. Ben açıkçası Türk Telekom'suz altyapıyı tercih ederim ama maalesef bu bakır kablolar bu adamlara ait. Miras, miras yedilerin işi bu kadar. Diyorum ve de Tefas'la olaya başlıyorum arkadaşlar. Tefas. Fon karşılaştırma, evet son bir haftaya bakıyoruz aynı yani 17'sinden 24'üne kadar karşılaştır dedim. En çok kazandıranlar kimler olmuş? Tefaste işlem görenler arkadaşlar, bazı e, özel fonlarda var. Genel olarak bakarsak hisse senedi yoğun fonlar bu haftada yüzümüzü kara çıkarmadı arkadaşlar. Biliyorsunuz bayağı bir çalkantı vardı. Bu 7800'ün altına düştü. 7650'ye kadar falan düştüler. Daha sonra toparladılar ve de şu an 8000 seviyesinin üzerinde Bistiyus. Ne kadar kar? Bakıyoruz %5'e %5 kadar çıkmış. Hadi %6'ya kadar çıkmış diyelim arkadaşlar. Hisse senedi, yoğun fonlar. Çeşitli fonlar var. Öne çıkanlar banka endeksleri. Başka? Evet bu Smart Algo serbest fon bu sefer e, iyi getirmiş arkadaşlar yüzde 4 İnşaat sektörü hisse senedi serbest fon Bu his, inşaat sektörünü arkadaşlar bu indeksi Her hafta bakıyoruz ve de Son e, yani aslında neredeyse depremden beri diyeyim En iyi getiren Sektör Çimento, inşaat sektörü tekrar söylüyoruz. Yani deprem oldu. Ee, insanlar perişan oldu, evsiz kaldı ama sonuçta yani bu da hayatın bir gerçeği arkadaşlar diyoruz. Onun dışında biz yüz dışı şirketler yine e, göze batanlardan Şurada görüyorsunuz bakın, biz yüz dışı, biz yüz dışı. Yani küçük firmalar yani. Ondan sonra değişken ipV var. İstanbul Portföy birinci değişken fon. Onu zaten hatırlıyorsunuz. En iyi son 5 yılın en iyi ilk 5 fonu arasına girmişti benim. Ya yani benim kendi değerlendirmem. E, bu hafta da yani sıralamaya gelen değişken fonlar içinde ne portföy de var. İPV işte yüzde %2,5 3 kadar getirmişler. Onun dışında başka neler görüyoruz? Yine bu strateji portföy agresif değişken fon. Bunu yine konuşmuştuk galiba. O da agresif mahne agresif falan demiştik. O da yine ilk 50 fon arasına girmiş. En çok kaybettirenler ve de hiç şaşırmayacaksınız arkadaşlar yabancı teknoloji şirketleri. Ak Portföy elektrikli otonom araçlar yüzde işte dörtlerde arkadaşlar Başka blockchain Metaverse Metaverse'in ne olduğunu zaten çıktığında anlamamıştım Bu ne ya demiştim yani insanların metaverse'lik şu an öyle bir durum mu var Metaverse'de işimiz mi var Ondan sonra zaten bu metaverse metaverse diye atlayanlar biraz başladılar kıvırmaya işte aslında internettir yok dijitalleşmedir falan filan dijitalleşme Arkadaşlar ben 35 yıllık bilgisayar mühendisiyim. Dijitalleşme zaten 50 yıl önce başladı. Yani yeni bir şey değil. Neyse. Ee, blok zincir, Amerika teknoloji, temiz enerji, elektrikli araçlar. Evet herhalde Tesla'nın hisseleri kötü gitti diyorum artık. Blok zincir, teknoloji, teknoloji, robotik vesaire vesaire arkadaşlar. Yani yabancı teknoloji şirketleri Nasdaq diyelim. %3-4-5 kaybettirdi bu hafta. Bu arada borsa yatırım fonlarına da bir bakıyoruz. Ne olmuş ne bitmiş. Yine son bir haftaya bakıyorum. Ne görüyoruz arkadaşlar? Yıldız Pazar Teknoloji İletişim %10 kazandırmış. Arkasından gelen banka endeksi %5, %3 ve de birkaç tane de eksi var. Hemen indekslerime atlıyorum. Türkiye Borsa İstanbul'daki endekslere gördüğünüz gibi banka endeksi son 5 gün Saatlik grafiklere bakıyoruz Bu mor çizgiler 50 günlük hareketli ortalama Ve de Banka endeksi yüzde 6 Arttı Bu hafta ne oldu arkadaşlar geçen hafta Faiz açıklaması yapıldı değil mi? Daha önceki gibi yüzde 1 arttıracağız diye piyasaya haber salıp da yüzde 7 arttırmadılar daha dürüstçe davrandılar ve de %5 artıracağız, artırmayı düşünüyoruz deyip piyasaya haber verdiler ve de %5 arttırdılar. Yani bir şeyler öğrenmişler ya da ilerleme var. E, dürüstlük açısından bu e, vatandaşa e, borç açısından. Dürüstlük bir borçtur değil mi? E, böyle devletin e, yarım yamalak konuşmaması lazım vatandaşlarına. Sonuçta Bunlar bizim sayemizde görevlere gelmiş insanlar. Bizim sayemizde oralarda oturuyorlar. Koltuklarda. Maaşlarını alıyorlar. Başka neler alıyorlar bilmiyoruz. Güzel arabalara biniyorlarmış. E, 100 milyonluk. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Konuşmayalım. E, güzel arabalara biniyorlar. Vesaire vesaire. Sonuçta amaçları vatandaşa hizmet arkadaşlar. Keyif yapmak değil. Banka endeksi %6. Biz 30 0 0 elde var 0 Sinai indeks yüzde 1.88 ve de taş toprak yani çimento fayans vesaire 10 Arkadaşlar bu fayans vesaire gördüğünüz gibi Ne zamandan beri Mayıs'ın başına bakıyorum şu an. Başlangıç. Rally'nin başlangıcı arkadaşlar. Mayıs'ın başından beri %135 arttı. Bankacılıkta %100 arttı arkadaşlar. Bankalar enflasyonu seviyor. Enflasyon aslında seven çok. Devlet de enflasyonu seviyor arkadaşlar. Düşünsenize. Ülkede enflasyon var. Siz diyorsunuz ki Türkiye Enflasyon kaç? TÜİK diyor %60. Tamam? Emekliye %60 zam veriyoruz o zaman Maaşlara yüzde altmış ona yüzde altmış buna yüzde altmış ve de ne diyorsunuz siz bir işe devlet seviyor mu enflasyonu seviyor Tabii ki bize bu yüzde altmışları zamları da zaten yani enflasyon atıyorum yani benim kendi enflasyonum arkadaşlar yüzde yüzden fazla niye İşte arabaya biniyorum mazot zaten yüzde iki yüz altmış Ondan sonra markette alışveriş yapıp da aldığım şeyler öyle artmış. Her şey benim. Benim enflasyonum %100. Türkiye ne dediğini e, yani çok da önemi yok. Benim enflasyonum %60. TÜİK demiş ki %60 zam verelim. Devlet de demiş ki tamam 6 ay sonra veririz. Olay bu. Çok güzel. Şimdi devlet öyle olunca e, enflasyonu seviyor tabii ki. O bütçeyi tutturmaya çalışıyor. Şimdi enflasyon sıfır olursa ne olacak arkadaşlar? Enflasyon sıfır olursa aslında şöyle olacak. Faizler sıfır olacak. Değil mi? Süper. Faizler sıfır. Faizlerin sıfır olması ne demek arkadaşlar? Faizlerin sıfır olması nasıl demek? Nasıl? Eğer ülkede böyle %100 enflasyon oluyorsa o zaman günah bu. Özellikle de fiyatları %100 artırıp ondan sonra insanların maaşını sadece %50 artırmak bu daha büyük günah. Diyorum. Kendini bilim alimi, din alimi zannedenler ne der? O ayrı konu. Benim dediğim bu ama. Bu aklın yolu. Biz 100 endeksine bir bakıyoruz neler olmuştu. Hatırlıyorsunuz 7800'ün bir ara bir altına geldi, düştü. Tekrar üstüne sekti. Sonra bir 7600'lere kadar, 7650'lere kadar düştü. Arkadaşlar ondan sonra yine 7800'ün üzerine çıktı ve de şu an 8000 seviyesinde umarız e, tekrar öyle yani 7600'lerin, 7400'lerin arasına, arkasına düşmez. Bakın şurada 7400 var. Yine ikinci bir e, destek daha. Direnç daha. Diyoruz. Amerika'da neler oldu? Amerika'da neler oldu? Ona bakmadan önce Türk Lirası'nda neler oldu diye bakalım. Ya da Amerikan Doları'na neler oldu? Amerika'da Powell çıktı arkadaşlar konuştu. Ben gerekirse bir kere daha faizleri arttırırım dedi ve de Amerikan doları teşekkürler dedi. Amerikan doları hafiften e, güçlendi arkadaşlar. Sadece Türk lirası karşısında değil. Bitcoin de pek bir değişiklik yok. Altın altının fiyatı biraz düştü ondan sonra çıktı falan. nasıl spekülasyon arkadaşlar ve de şu an işte yüzde işte yarım kadar düştü. Emtia da yine aynı şekilde düştü. Petrol fiyatları da çıkmaya devam edecek mi diyoruz. E, Nasdaq falan ne oldu? Nasdaq falan tabii ki e, bu işten kötü etkilendi arkadaşlar. E, bütün yabancı borsalar Amerika ve Amerika dışında hepsi bu faizi artırabiliriz. De artırmayabiliriz de ama artırabiliriz de. Mesajından kötü etkilendiler. Ve de Nasdaq işte %2.5 e, S&P 500 yüzde 2 e, Dow Jones ve de diğer ülkelerde işte yaklaşık yüzde bir kadar düştüler ve de şu anda 50 günlük hareketli ortalamanın altındalar bir saatlik grafiklerde Türkiye'nin CDS priminde pek bir değişiklik yok hala 450 civarında dolaşıyor Takip ettiğimiz DG28 Eurobond'da da yine e, getirisi %8.64 civarında diyorum. Ve de ben bugünü kapatıyorum arkadaşlar. Cep telefonumdan e, yükleyeceğim. Türk Telekom altyapısını e, kullanmak e, sonunda başımıza patladı. Teşekkür ediyorum teknisyenlere. 4 gün geldiler. Çok güzel bir bakım yaptılar. Mahalledeki bütün interneti göçürdüler ve de hafta sonu tatiline çıktılar. Öyle. Yani keşke yani gerçek bir fiberim olsaydı da bu bakır kablolarla bilmem nelerle uğraşmak zorunda. Türk Telekom'la uğraşmak zorunda kalmasaydım. Adamlar bakır kabloların sahibi. Neyse bakalım. En de sonunda biz de e, gerçek fiberimize kavuşacağız. Ve de Türk Telekom'un miras yediliğinden kurtulacağız arkadaşlar. Diyorum kendinize iyi bakın. Umarız Borsa İstanbul yukarı çıkmaya devam edecek. Hadi hoşçakalın. Emekli mühendisten benceler uyarsa.